1990 yılında mini dizi olarak ekrana uyarlanan Stephen King klasiği O, bu kez beyaz perdede. Bir Amerikan taşra kasabasına dehşet saçan palyaço Pennywise'ın yeni sürümüyle karşılaşmadan önce elinde balonla gülümseyişini hatırlıyoruz. Stephen King'in yayınlanır, yayınlanmaz bir efsaneye dönen romanı, o 27 senede bir uyanan meçhul bir kötülüğü ve bu kötülükle baş etmeye çalışan bir grup loser'ı anlatır. Her üyesi başka bir nedenden bu sıfatı hak eden orijinal kaybedenler kulübünü. Kahramanlarımız hikayenin ilk perdesinde, King'in başka kitaplarında da karşımıza çıkan hayali kuzeydoğu Amerikan kasabası Deri'de çocukluktan ergenliğe adım atmak üzeredirler. Her şey yağmurlu bir günde ağabeyi bilin yaptığı kağıt kayığı yüzdürmeye giden küçük Georgie'nin ölümüyle başlar. İlk perdenin sonunda Bill ve altı arkadaşından oluşan ekip, çoğunlukla Palya Chopin'i kimliğinde dolaşan ama farklı biçimlerde zuhur etme özelliğine sahip olan bu şeyi alt etmeyi başaracak ve kötülüğün tekrar uyanmasıyla bir araya gelene dek kendi yollarını çizeceklerdir. 27 yıl sonra grubun tek siyah üyesi kütüphaneci Mika Hanna'nın çağrısıyla çocukken verdikleri söz uyarınca deriye dönerler. Televizyon uyarlamasında bahsi geçmez ama romana göre Palyaço Pennywise'ın Deride 27 yıl sonra ikinci kez ortaya çıkışı, her yıl düzenlenen deri karnavalında üç gencin başındaki şapkaya gıcık oldukları bir eşcinselle saldırıp öldürmelerine rastlar. Adrian Mellon adındaki genç adam deriye, aşık olduğu sevgilisinin peşinden gelip yerleşmiş ve içinde bu kasabayla ilgili kötü bir his olan sevgilisinin aksine burayı çok sevmiştir. Uğradığı saldırıyı tetikleyen şapkayı da karnavalda kazanmıştır, üstünde ''Ikupa deri'' yazar. Romanın kendisi kadar ses getiren, iki bölümden oluşan 3 saatlik televizyon uyarlaması, yapıldığı yıl olan 1990 yılında noktalanır, yeni ''O'' uyarlamasının ilk ayağının vizyona gireceği bu yıldan tam 27 yıl önce. Şık bir ayrıntı. Şayet bu takvim Palyaço Pennywise'ın arkasına aldığı karanlığın deride yeniden turlamaya başladığını ima ediyorsa, Mellon cinayetine karşılık gelen olay ne olsa gerek diye sormamak elde değil. Bu farazi sorunun yanıtını arayıp bunca yıl sonra filmi ziyaret ederken, bir kez daha Pennywise'ın temsil ettiği kötülüğü anlamaya çalışalım. Küçük George kağıttan gemisini suya dayanıklı hale getirecek parafini almak için kilere inmek zorundaydı ve kilere inmeyi hiç istemiyordu. Dünyadaki bütün komünistlerden ve katillerden, Japonlardan, Atilla Han'dan, yüzlerce korku filmindeki, bir şeylerden, daha kötü bir şeyin sesini duyacağından, korkuyordu burada. Kitaba ve uyarlamalarına adını veren o ilk böyle tasvir edilmiş olur. King pek çok yerde kitabın yazımının pek hesaplı bir uğraş olduğunu, korku filmlerindeki pek çok şeyi bir araya getiren bir mega kötü yaratmak istediğini izah ediyor. Çocukları en çok tedirgin eden şeyin palyaçolar olduğuna inandığından da kitapta Ronald McDonald ile 60'larda Amerikan televizyonunda popüler bir palyaço olan Bozo arasında bir tip olarak tarif edilen palyaço görünüşünde karar kılmış daha Amerikalı olamazdı. Çeşitli isimler ve görünümlerle betimlediği bu şeyin King'in dünyasında tam olarak ne olduğu ise, en azından ilk uyarlamada takip edilemeyecek kadar karmaşık. Kitabın dünyasının yazarın başka kitaplarında da ziyaret edildiği hesaba katılınca mesele daha karmaşık hale geliyor. Ancak bir yandan da, az çok popüler kültürü takip eden herkesin aşina olduğu bir dünyadan söz ediyoruz. Küçük George'nin kanalizasyon deliğine doğru yüzen gemisinin peşinden koştuğu ikonik sahne, Pennywise'ın elinde balonla gülümseyişi filmi izlemeyen birinin bile eğer yaşı tutuyorsa içine korku salan bir klasik bugün. King'in bizzat ürettiği yapıtlara aşina olmayanlar da, doğrudan ya da dolaylı olarak onun dünyasından etkilenmiş şeyleri mutlaka izlediler. Örneğin King ve olmadan, Stranger Things gibi bir diziyi hayal etmek güç. Pennywise'ın bir adının Bob olması ister istemez ikiz tepeleri akla düşürür. Aynı şekilde, Karşısındaki insanın en korktuğu şey biçimini alan bir varlık Harry Potter dünyasına aynen taşınmıştır. Her koşulda onun dünyasının arkasında yatan hissiyata Fikir dünyasına bugünden bakmak için King yazını yeterli gelmeyecektir. O da tasvir edilen korkunun nesnesinden önce öznesine bakalım. Kaybedenler kulübü 7 üyeden oluşur, kardeşinin ölümünün suçluluk duygusu altında ezilen kekeme bir, şişman olduğu için kasabanın kabadayılarının elinde oyuncak olan zeki ben, annesinin uydurduğu astım hastalığıyla boğuşan edi, ürkek, rasyonel, kuşkucu ve Yahudi siten, komedyen olacağı o günlerden belli eksantrik riçi, Sürekli olarak babasının şiddetine maruz kalan Bev ve aralarına en son dahil olan yoksul ve siyah Mike, bu çocukları bir araya getiren, her şeyden önce kasabanın zorbalarından çektikleridir. Bully sözcüğünü Türkçe'de karşılamak güç, Zorba yerine kabadayı da denebilir ancak tercümede sözcüğün kendisiyle birlikte özünün de değişmesi kaçınılmaz. King'in yarattığı dünya gibi bu zorbalarda özleri gereği Amerikalıdır. Odan daha ağırbaşlı bir film uyarlaması olan Benimle Kal tüm çatışmasını söz konusu zorbalarla bir başka kaybedenler kulübü arasında kurar. Filmin kahramanları ancak bu zorbalar karşısında rüştlerini ispat ederek yetişkinliğe adım atacaktır. Günah tohumu ise aynı meselenin salt kadınlar arasında geçen bir halini konu alır. Bu kez kahramanımız yalnız ve belki bu yüzden tekinsizdir. O için zorbalarla olan mücadele ikincildir. Çetenin lideri, henüz çocuk yaşta seksist, siyah düşmanı ve antisemit olmayı başaran Henry Bowers'ın Pennywise'ın karşılık geldiği esas kötülüğün karşısında çaresiz olduğunu, ancak onun kuklası olabileceğini görürüz zorbalar neden değil sonuçtur. Daha derinlerde, 1700'lü yıllarda, kasabanın kuruluşunda, evrenin yaratılışında bir yerlerde aranması gereken, gözle görülemeyen aşkın bir varlık, ancak akılda tutmak gerekir ki, Stephen King ve Hollywood için evren Amerikan taşrası gibi bir yerdir. Hikayenin ikinci perdesinde, artık birer yetişkin olan ve yıllarca çok iyi bastırdıkları çocukluk travmalarını yarım yamalak hatırlayan kaybedenler kulübü üyeleri neyle karşı karşıya olduklarını anlamaya çalışırken, grubun doğal lideri ve King'in alter egosu Bill, bütün bu kasaba bir açıdan o, diyecektir. Herkes, bu yüzden bu çocukların sığınacakları kimse yoktur. Bu da bizi 19. yüzyıl romanlarının ve King'in çok sevdiği yetimlik temasına yaklaştırır. Yetişkinler vardır ama yokturlar. Ya Beverly'nin babasında olduğu gibi bizzat eziyet eden taraf olarak ya da en ihtiyaç duyduklarında çocukları yalnız bırakarak işlevsizleşirler. Sonuçta, mecburiyetten, John Berger'in hayal ettiği, yetimler ittifakı, kurulur. Stand by me, yanımda dur, o da kasabanın yetişkinlerinin Pennywise'dan bal gibi haberdar oldukları ancak bile isteye görmezden geldikleri ifade edilir. Bev, Bauer çetesinin tacizine uğrarken nur yüzlü bir yaşlı amca arkasını dönüp evine girer. Adriye saldırıya uğradığında bir tek kişi yardıma gelmeyecektir. Sevgilisi bu kasabada sıradan homofobinin ötesinde elle tutulması güç bir kötülük olduğunu uzun zamandır hissetse de bu kadarına anlam veremez etrafta insanlar vardır. Nasıl olur, nasıl olur da hiçbiri yardıma gelmez. Romanla ilk kez Almanca çevirisiyle tanışan akademisyen Adrian Daab, orijinal adı olan, it, sözcüğünün Almanca karşılığına dikkat çekiyor. Es basitçe üçüncü tekil nesneler için kullanılan zamir olmasının yanı sıra Freud'un ide için kullandığı sözcüktür. Gerçekten de, bilinçaltının derinliklerine saklanma kabiliyeti akla ilk önce Freudyen bir idi getirir. Zihnin kanalizasyonlarından çıkmayan ama batmayan da bir şey arzuların tabiatı ve korkularla bağlantısı karmaşık, o, bir açıdan da korkunun kendisi gibidir. Yine de yetişkinlerin, onu, insan etiyle beslenen bu aşkın varlığı neden algılamadıklarını açıklamak kolay değil. Bir yandan da bu kadar dolabı neden çevirdiğini, neden sıradan bir hayvan gibi avlanmak yerine kılıktan kılığa girdiğini, kendisi, korkan çocukların daha lezzetli olduğunu söyler, tuzlamak gibi bir şey. Bütün bunlar hikayede bir o cam usturasına gerek olduğunu düşündürür. King'in oyunu ve taraflarını kurma biçiminin en etkileyici yanı politik doğruculuğudur. Çocukluktan yetişkinliğe geçişte ilk günahı, kötülükle ilk karşılaşmayı anlatır gibi olsa da güzellikle, dayanışmayla, dostlukla ilk karşılaşmalar daha çok ilgisini çeker gibidir. Benimle kalda Gordy herkes uyurken bir ceylanla karşılaşır. Hayvan ona bakar ve uzaklaşır, hepsi bu. Ölümü aramaya çıktıkları yolculukta kendine sakladığı tek ayrıntı budur. Saf güzellik, minel aşk. Korku hikayeleri kolayca ahlakçı mesellere dönüşebilir, kink ise her şey olabilir ama asla muhafazakar değildir. Peşimdeki şeytanda sevişerek yayılan korkuyu hatırlayalım. Onun 1990 yapımı televizyon uyarlamasına elbette dahil edilmeyen bir sahnede 11 yaşındaki Bev'in bütün kaybedenler kulübüyle sevişmesi onları birbirine bağlayan ve onun kanalizasyonundan kurtulmalarını sağlayan tuhaf ritüel olacaktır. Masumiyet ve seksin böyle kullanılmasına özellikle korku hikayelerinde alışkın olmadığımız bir gerçek. Pennywise bunların her biri ve daha fazlası.